Neredeyse. Zeynep Hanım'ın dudak rengi o renk yalnız. Hayır, dudak rengi nasıl o renk? Evet, dudakta o sadece renk. Parlatıcı mı var? Hayır, parlatıcı yok. Aynı sonunda eğer yani sadece parlatıcı fark sürersen var. Dudak yani, rengini görürüm ben. Esmer bir bayanda nude ton açık renk kullanamazsınız. Esmer bir bayanın nude tonu bu renktir. Dudaklar bakın buram bakınca çok belirgin bir dudak mı? Hayır. Farın içindeki rengi yansıtıyor dudak. Dudak farın içindeki rengi yansıtıyor. Evet. O zaman da kirpik olmadığı için zayıf kalıyor. Yani ama yine de en azından bir gün önceki makyajına göre iyisin bence. Siz ne dersiniz? Ramazan, Saadet. Bu bence trend makyajı olmamış. Bu bir. Onu bir söyleyeyim sana. Tamam mı? Kesinlikle eyeliner sürmeliydin. Kesinlikle. Ama zaten senden iki gündür hiçbir makyaj alamadın. Benim kararım. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bu şekilde ama ben de burada sana puan peki vereceksen benim de gözümü doldurman lazım senin. Anladın mı? Ben bu şekilde 20 dakikada bunu mu yaptın? Evet, 20 dakikada bunu bence yaptım. Bence hiçbir şey yapmamışsın. O zaman sen sadece konuşmuşsun modelinde. Bence hiçbir şey, ben beğenmedim yani. Highlighter ve dudak aynı diyorsun. Aynı yani. Seda, bu highlighter ve armut tekniğini C şeklinde sürmeyi mi gösterdiler sana? Gösterdiler değil, bu şekildedir zaten. Işık yansıtma. Bu şekilde derken highlighter yani ne demek? Bunu hani birinden öğrenmişsin illaki eğitimde veya işte bir kursta. Hani o şekilde mi gösterdiler? Evet, bu şekilde gösterdiler. Anladım. Ama zaten şöyle düşünelim, ışığı neden veriyoruz? Daha doğal görüntü, ışık nasıl yansıyorsa o şekilde vermek için değil mi? Sedacığım, şu ışıktan bir çık. Hep ışıkta yaşamayacak ya, bir çık ışıktan ya. Allah aşkına bir çık ya. Yok yani, bu konuda sabit kalacağım. Sabit kalma bak, orada dediği gibi C şeklinde allık kullanabilirsin hafif, ama allığın da aynı yoğunlukta elmacık kemiğine verdiğin yoğunluğunu yüz alın kenarına vermemelisin zaten. Bir tık daha hafif yapmalısın ama sen ışıkla highlighter'ı aynı kefeye koyuyorsun. Aynı şey değil, ben bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Yeni yetişen makyajlara da bu şekilde iddia etme, sabitleştirme olayı. Peki tamam, o zaman çok biliyorsan bana da söyle. Nereye Zeynep Hanım'da ama ben söylüyorum ama dinlemiyor. Tamam, söylüyoruz. Şu an seni dinliyorum. Zeynep Hanım'da highlighter'ı nereye sürmem gerekiyordu? Alın kısmının yan tarafına kadar yukarıya, şu saç dibine kadar çok yoğun çıkıyorsun. Bu yanlış diyoruz biz de sana. Elmacık kemiğin üzerine çık, oraya da çık ama bu kadar çıkma yani. İşte bu sizin doğrunuz, bu da benim doğrum. Doğru bir tane. İki gündür arkadaşlar, makyaj arkadaşlar benim yaptığım, yani sürdüğüm highlighter'a takmış durumdalar kafayı. Bana nasıl sürmem gerektiğini öğretiyorlar ama benim söylediğim doğru, ben bunun arkasındayım. Özellikle Saadet ve Emel benim sürdüğüm highlighter'dalar sürekli. Çünkü başka bir sorun görmüyorlar, bir hata bulamadıkları için buradan yürüyorlar. Ben highlighter'ı istediğim yere sürerim. Benim doğrum bu. İstersen burun üstüne, istersen gözün üstüne highlighter sürerim. Bunları ilgilendirmez. Her zaman bunun arkasına duracağım. Doğru sürdüğümü düşünüyorum. Ramazan, devam edebilirsin. Senin yorumundan sonra puanlamaya geçeceğiz. Şimdi saç sönük. Krepe ile yoğunlaştırabilirdi. Dolgunlaştırabilirdi. Şansım krepe var. Krepe attım zaten. Hayır, sönmüş. Yani ondan bahsetmek istiyorum. Bunu hesaplaman lazımdı. Buradan puan kıracağım. Yani onu zaten söyleyeyim. Zaten çok veriyorsun. Yo, veriyorum. Bugün kesenin ağzını açtım bugün. Kesenin ağzını. Peki, o zaman puanlamaya geçebiliriz. Zeynep, ikinci günde kendi kuaförüne ve makyözüne 1 ile 5 arasında kaç puan vermek istersin acaba? Şimdi yorumları dinledim. Elbette ufak çaplı işte kirpikti, şuydu buydu falan, işte highlighter fazla kaçtı, dudak bütünlüğü sağlanmadı, nüt olmalıydı falan. Ama yarışmacı benim, ben beğendim. Tabii ki ben de aynı hataları yapmazdım bunu yaparken, bu makyajla çıkacaksam eğer. Daha dikkat ederdim ama dünün hüsranından sonra açıkçası beni olumlu yönde etkilediler. Evet. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Onlara... ...5 veriyorum. 5 puan. Haftanın ilk 5 puanı Zeynep'ten geldi. Zeynep kendi kuaförüne ve makyajına 5 puan vererek... ...kuaförüm devamını sensin dedi. Devamını diliyorum. Başarıların devamını merak diliyorum. Etmeyin. Umarız devamı da gelir ve... ...bu mutluluk devam eder yüzünüzde gördüğünüz. Aynı peki şey Zeynep... Kendi kuaförüne ve makyajına dediğim gibi 5 puan verdi. Sizler acaba kaç puan vermek istersiniz Seda ve Necati'ye? Yine 2 hak etti bence. 1 değil. Tamam, makyaj kötü ama saç sönük olsa da
Hadi hadi yaz. Bak bak nasıl bakıyor alttan. Evet. Puanları aldığımıza göre Zeynep seni bekleme odasına alabiliriz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Herkese kolay gelsin. Modelimizden bugün 5 puan aldık. Düne göre gayet mutluyuz. Modelimizi bayağı rahatlattık. Onu konuşarak onun neden ağladığını aslında saçtan dolayı değil de kendisinin çok duygusal olduğundan dolayı da olduğunu öğrenmiş oldum. Çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda bu puanların devam edeceğini düşünüyorum. Hemen devam edelim. İkinci takımın modeli gelsin. Gülşah. Ayna kapansın ve Gülşah kendine baksın. Makyajı Allah'tan çok güzel olmuş. Ellerine sağlık bacım. Çok beğendim makyajını. Ayna kırılmasın. Seni böyle alalım. Ayna kırılmadı zaten. Kendine Gülşah. Çok güzel buldum. Yani müthiş olmuş. Çünkü şeye gidiyorum ben. Düğüne gidiyorum. Baldız olarak gidiyorum ama arkadaşıma gitmiyorum. Bir güzel bir yarım kalmış topuz mu desem? Yani ne olduğunu anlamadığım bir saç var. Peki. Ve en nefret ettiğim şey maşa yaptığı belli oluyor. Böyle kalıyor. Bir de tarak, üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.